Son yani son 5-10 senedeki gelişmeler hakkında çok da fazla bir bilgim yok açıkçası. Ama Koç Üniversitesi'nde 2 yaz araştırmalara katılmıştım. Yani hangi üniversiteyi tercih ediyorsun derken laboratuvar şartlarının iyi olduğu üniversiteler çok önemli. O yüzden hani seçmeden önce moleküler biyoloji ve genetik bölümünü birinci yapılması gereken şeyin hani o üniversiteleri, düşündüğünüz üniversiteleri bir ziyaret edip laboratuvar şartlarının ne olduğuna bakmak. İkincisi bu laboratuvarlarda üretilen araştırmaların sizin ilginizi çekip çekmediği. Çünkü moleküler biyolojide yine en önemli şey diğer alanların dışında bir konsept bu bence. Lisansta bile çok ciddi bir şekilde araştırmaya başlamış olmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmayı düşünmüyorsanız zaten bence moleküler biyoloji okumanın çok da anlamı yok. O yüzden hani oradan çıkan araştırmalar, konular ilginizi çekiyor mu? Bu konularda çalışmayı düşünür müsünüz? Bu çok önemli. Üçüncüsü de yapılan araştırmaların akademik sonuçları ne kadar başarılı? Buna bakılması gerekiyor. Hani Koç Üniversitesi bence eğer o alanlarda ilgileniyorsanız çok iyi araştırmalar da yapıyorlardı. O yüzden hani onu önerebilirim düşünüyorsanız ama dediğim gibi gidip tek tek bunları incelemek gerekiyor.